sevgili izleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kutsal kitabın bilimsel bir bilgi vermek amacıyla değil de müjdeyi yaymak, bize doğru hayat tarzını öğretebilmek amacıyla yazıldığını öğrenmiştik. Bugün de sizlerle tekrardan bu konunun üzerinde durmayı ve ayrıntılarını incelemeye devam edeceğiz. Şimdi gerçekten de Tanrı'nın amacı yeryüzünü ve canlıları nasıl yarattığını anlatmak mıydı asıl olay kutsal kitabı yazdırırken? Yoksa bütün bu işlerin neden yaptığını ve bunun biz insanları yeryüzündeki yaşamlarımızı nasıl sürdürmemiz gerektiği konusunda ne ifade ettiğini anlatmak mı istiyordu? Yani kutsal kitap nasıl sorusundan ziyade neden varız, neden böyle davranmalıyız vesaire neden sorusunu daha ağırlıklı vererek bilgi veriyor bize. Değinmek istediğim bir diğer önemli husus gerçekler ve hatalar. Şimdi eğer kutsal kitap gerçekten de bu bölümün başında belirttiğim gibi esinlenilmiş Tanrı sözü ise hatasız olması gerektiğini düşünüyoruz. Tanrı her şeyi bilir. Dolayısıyla bizim gibi birçok konuda eksik yapabilecek, hata yapabilecek insanlar yani bizi gibi hata yapabildiğimiz gibi o bu tür hataları yapmaz. Dolayısıyla bu kitabı yazdırırken de bu hatalara yer vermeyecek kişilere yazdırmıştır. O her şeyi bilen Tanrı'dır. Yani hata yapması mümkün değildir bu konuda. Bu yüzden kutsal kitabın işte yanlış bilgi veriyor olması veya işte kendi içerisinde çelişkili olması gibi fikirler söz konusu olamaz. O gerçeğin ta kendisidir demiştik. Dolayısıyla gerçeği aradığımız zaman bizi yanlış yöne sevk etmeyecektir. Tüm bunları düşünürken kutsal kitabın yorumlanmasına uymamız gereken kuralları unutmamalıyız. Aksi takdirde kutsal kitabın hatasız olduğu yönündeki iddiayı yanlış anlayabiliriz. Şimdi eğer kutsal kitap metnini yanlış yorumluyorsak, hatalı olan kutsal kitap değil, muhtemelen bizleriz. Çünkü bir insanın birden birçok bilgiye sahip olması mümkün değildir. Ben size bu konuda şöyle demiştim. Bir ayeti incelemeye başlarken, işte ayetin yazıldığı dönemi, kim tarafından yazıldığını, o dönemin dil bilgisi, kurallarını vesaire her şeyi göz önünde bulundurmamız gerektiğini söylemiştim. Dolayısıyla şimdi herhangi bir ayeti ele aldığımızda eksiklerimiz varken tabii ki de şey yapıyoruz, yanlış yorumluyoruz öyle durumda. Şimdi bir diğer önemli husus, güneş ve ay gerçekten de çıplak gözle bakan bir insan için evrenin en büyük ve en parlak iki cismi gibi görünür. Yazıldığı dönemin üzerine geçen yüzyıllar boyunca yaratılış kitabını okuyanlar arasında İki büyük ışık denildiğinde ne kastedildiğini anlatmakta güçlük çeken olmamıştır. Yani günümüzde gezegenler arasında en büyüğü Jüpiter olduğunu da biliyoruz yani haliyle. Bilim bunu bize kanıtlamış. Fakat kutsal kitapta hani iki büyük ışık diye tabiri gereği iki büyük ışık olarak bahsi geçen şey Güneş ve Ay. Ama hani bu en büyük ışık, işte en büyük bütün gezegen vesaire olarak belirtilmedi. Şimdi yaratılış 1.16'da yer alan kayıtların bilimsel olarak kesin doğru veriler aktarması gerekseydi, yani bu ayette kastedilen iki büyük cisim Güneş ve Jüpiter olsaydı, kaldı ki Güneş'in günümüzde egemen olduğu biçimde Jüpiter'in geceye egemen olması mümkün olmadığı için, bu döneme gerçekçi değildir. Yani bu önerme, bu fikir pek de gerçekçi gelmiyor. Şimdi hemen size bahsettiğim Yaratılış 1.16 ayetini de okuyayım. Neyden bahsettiğimi daha iyi anlayacaksınız. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yani demiyor ki işte iki büyük farklı gezegen vesaire yarattım falan demiyor. İki büyük ışık. Yani gece ve gündüze egemen olan iki büyük ışığı yarattım diyor. Bu metni yüzyıllar boyunca okumuş olan kitlelerin ayette kastedilenlerin güneş veya
ay olduğu varsayımları dolayısıyla yanılgıyı düşmelere kaçınılmaz oldu. Peki kutsal kitapta anlatılmak istenen, bu konuda anlatılmak istenen ne? Şöyle söyleyeyim, Yaratılış kitabının birinci ayetinden astronomiye dair önemli bilgiler edinebileceğimizi düşünmek, kitabı yazan kimsenin ne amaçladığını anlayamadığımızı gösterir. Dolayısıyla da ayeti yanlış yorumladığımızı gösterir. Eğer kutsal kitap ruhun bilimsel bilgi aktarmak gibi bir niyeti olsaydı, Yaratılış 1.16'da şöyle derdi. Yani az önce okuduğum ayette şöyle derdi. Tanrı büyük bir ışık ve büyük bir yansıtıcı ayna yarattı. Çünkü ayın görevi ayna görevinde neredeyse. Bu bölümde şimdiye dek öğrendiklerimizi şöyle bir özetleyelim. Birincisi, kutsal kitaba karşı ön yargılı yaklaşımlar yapılmamalıdır. Bunda hemfikiriz. İkincisi, herhangi bir yorumlamadan önce kutsal kitapta yer alan metinlerin hangi edebi türe dahil olduklarını, nasıl bir dille yazıldıklarını ve yazarların ne anlatmak istediklerini anlamış olmamız gerekiyor. Ki bu en önemli husus ve sürekli dile getirdiğim şeylerden bir tanesi. Üçüncüsü, Yaratılış 1.16'da yer alan kayıtların literal anlamıyla kabul edilmesi. Yani astronomiye dair bilgi sunan bir metin olarak algılanmaması gerektiğidir. Şimdi şu ana kadar size anlattıklarımdan sonra artık bilimsel alandaki buluşlar ile kutsal kitaptaki anlatılanları nasıl bağdaştırabileceğimizi biliyoruz. Bütün bunların temelinde kutsal kitabın yorumlanmasında dikkat etmemiz gereken hususlar olduğuna dair yukarıdaki işte benim bahsettiğim uyarılar bu konuda sorumlu davranmamız gerektiğini hatırlatıyor bize. Şimdi kutsal kitapta yer alan bir ayetin bilimsel bir bilgi sunduğunu iddia etsek, ayette kullanılan dilin ayetin edebi türünü ve yazarın hedefini gerçekten de bu iddialarımızı doğrulayacak yönde olduğundan çok emin olmamız gerekiyor. Çünkü modern bilim buluşları kutsal kitap öğretisiyle çelişiyor gibi göründüğünde kutsal kitap metinlerini yorumlayışımızı tekrar gözden geçirmeye hazır olmalıyız. Yani bir çelişki mi var, bir gözümüze yanlış gelen bir şey mi var? Bunları tekrardan çok daha doğru bir şekilde incelenmemiz gerekiyor. Bilim adamları yanılmış olabilirler çünkü bu konuda. Daha önce de bahsettiğim gibi günümüzde işte 2-3 sene önce bilim adamları tarafınca öne sürülen bilgilerin daha ileri seviyedeki bilgiler de ortaya çıkmış. Dolayısıyla eskiden elde edilen bilgiler de yalanlanmış olmuştu. Eğer bizler de konunun uzmanı isek ya da değilsek, illaki bunun uzmanı veya bu konuda üst safhada bir bilgiye sahip olmamız gerekmiyor. Yeter ki doğru kurallara uyalım. Böylece yanlış bir sonuca varmayız. Kutsal kitabı okuyan herkes bilim konusunda fazlasıyla bilgili değildir. Kutsal kitabı okuyan herkes yazıldığı döneme dair de çok fazla bilgiye sahip değildir. Kutsal kitabı yazan insanların görüneni yansıtan bir dil kullanmalarında genellikle herkesin anlayabildiği türde ifadelerin kullanılması bu tür metinlerin yanlış yorumlanmayacakları anlamına gelmez. Şimdi şöyle bir şey de var. Kutsal kitapta yeryüzünün sabit durduğu, güneşin ise dünya etrafından döndüğünü belirttiğini iddia eden uzmanların kutsal kitabı literal yorumlama hatasına düştüklerini bugün size anlattıklarım doğrultusunda da anlamış olduk. Şimdi bunu anlamak o kadar da kolay olmuyor. Genellikle işte nerede hata yaptık, nerede yanıldık vesaire. Bunun sebebi belki de olayları yanlış yorumla, yanlış bakış açısıyla bakmamızdan kaynaklanabiliyor. Bugün sizlerle 300'ü aşkın yıllık modern bilimin geleneği sayesinde Tanrı'nın yarattığı evreni anlamaya çalışırken, herkesin anladığı biçimde düşünmenin pek de doğru sonuçlar getirmeyeceğini öğrendik.
O yüzden Tanrı'ya kıyasla bizlerin sınırlı algılarımızla evreni anlamakta zorlanmamıza pek de şaşmamak gerekiyor yani. Aslında şöyle bir durum var. Bilimsel bilgiyi kutsal kitabı yorumladığımızda düştüğümüz hatalar ortaya çıkararak bilimsel bilgiler, işte kutsal kitabı okuduğumuzda düştüğümüz hataları ortaya çıkararak kutsal yazıları daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Kesinlikle kötülemiyorum, bilimi kötülemiyorum. O yüzden bazı kimseler şöyle söylemenin bilimsel bilgiyi kutsal kitaptan işte daha önemli saymak anlamına geldiğini düşündükleri için yaklaşımı benimsemekten pek de çekiniyorlar. Ancak bir de bu yanlış bir değerlendirmedir. Bunu da belirtmek istiyorum hazır konuya değinmişken. Mesela yeni anlaşmada yer alan bazı Grekçe kelimelerin bundan yaklaşık bir yüzyıl öncesine kadar şüpheliydi. Yani sadece bir yüzyıl öncesine kadar bahsediyorum üstelik. Çünkü yeni anlaşmada bile nadir rastlanan ve anlaşılması güç cümleler içerisinde yer alan bu kelimelerin başka Grekçe eserlerinde hiç rastlanmamıştı. İşte 19. yüzyılın sonlarında Mısır'ın kuru ve sıcak çöl kumlarının bozulmamış çok sayıda Grekçe bilgi keşfedildi ve bunlar bir yüzyıl önce keşfedildi. Bu metinlerin yeni anlaşmada geçen ve anlamları şüpheli olan bazı kelimelerin birçoğuna ne anlama geldiklerini kestirebildiği türde cümleler rastlanıyordu. Yani kısacası bilim kutsal kitabı bazı durumlarda çok daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Uzmanların daha önce de bu kelimeleri için önerdikleri karşılıklardan bazısı doğrulanmış oldu böylece. Bazılarının ise yanlış olduğu ortaya çıktı. Uzmanların bu yeni bulgular ışığında söz konusu kelimelerin anlamlarını, dolayısıyla da yer aldıkları ayetlerin anlamlarını düzelttiklerinde kutsal kitabı dil bilim ellerine teslim etmelerine kimse tepki göstermemişti. Bu çok önemli bir konu ve bu tür şeylere dikkat etmemiz, kutsal kitabı çok çok daha iyi anlayabilmemiz için bize fayda sağlayacaktır. Bu konuda tekrar diğer programlarda da gereken bilgileri vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bugün. Bizlere ulaşmak isterseniz ekranda görmüş olduğunuz mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle.